Herkese merhabalar, güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahve sevenler için harika bir tarifim var. Kahve sevenler ve güzelliğine gerçekten önem veren kişiler bence bu tarife bayılacaklar. Bugünkü tarifimde arkadaşlar biliyorsunuz ki yaşlanma yüzü her yerde kendini gösteriyor. Fakat en çok bizim yüzde fark ettiğimiz noktalardan biri göz çevresi. Maalesef zaman içerisinde göz çevremizde bir sarkma meydana geliyor. Ve arkadaşlar istesek de istemesek de göz kapağımızda birazcık düşüklük oluyor. Bazı insanlarda bu gerçekten daha da fazla kendini gösteriyor. Niçin bunlar kendini gösteriyor? Birincisi arkadaşlar yaşam koşullarımız. Tabii ki de beslenme burada en önemli faktörlerinden bir tanesi ama onun dışında hepimiz çalışan insanlarız ve arkadaşlar artık dijital dünyanın da gelişmesiyle birlikte bilgisayar monitörleri, tabletler, telefonlar sürekli gözümüze böyle fazla ışığın maruz kaldığı şeylerle çalışıyoruz ve bu da istesek de istemesek de refleks olarak gözümüzde bir çeşit refleks geliştirmemize sebep oluyor. Bizim o gözümüzü kısarak bakmamızla birlikte zaman içerisinde bu göz sarkmaları, göz kapağı sarkması oluşuyor. Bugün sizlerle paylaşacağım kremimle birlikte arkadaşlar bu göz sarkmalarını adeta sileceğiz. Göz sarkmasını anında tedavi edeceğiz. Ameliyatsız bir şekilde yüzünüze gireceksiniz arkadaşlar. Göz kapaklarınızı ameliyatsız bir şekilde germenin bugün sizlere çok güzel bir formülünü veriyorum. Bu formülümü arkadaşlar kullanırken lütfen bu bölgeler hassas bölgeler. Şöyle uygularken tampon hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru uygulamaya özen gösterin. Bu şekilde uyguladığınızda gerçekten arkadaşlar güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Dediğim gibi çok fazla bastırarak değil. Çünkü orada minik minik kılcal damarlar var. Bunları size denemek istemeyiz. Tampon hareketlerle uyguladığınızda daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Arkadaşlar daha fazla bekletmeden hemen gerekli olan malzemelerim neler? Bir onları saymak istiyorum. Şöyle bebek yağı kullanacağım ben burada. Herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar instant kahve var. Yani Nescafe var. Suda eriyen hazır kahvelerden. Yine tercih ettiğiniz herhangi bir markada bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle benim havanım yine burada. Çünkü ilk öncesinde arkadaşlar ben Nescafe'min daha güzel çözünüp daha iyi sonuçlar elde etmek için şöyle yaklaşık 1,5 kaşık kadar Nescafe'yi ben arkadaşlar öncesinde havanda iyice toz haline getiriyorum. Bu işlemde arkadaşlar göz çevremize kullanacağımız için Nescafe'nin iyice çözülmesini istiyorum ki herhangi bir hani tortları kalıp sizi rahatsız etmesin. Siz de bunu evde yaparken yine bu çözdürme işlemi için şöyle zaten çok basit bir şekilde direkt un haline geliyor. Bu işlemi yaparsanız daha rahat bir şekilde kullanırsınız. Bakın saniyeler içerisinde un haline geldi. Çok pratik oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu ve Nescafe sevenler için de harika. Şu anda kokusu beni benden aldı. Bunu arkadaşlar şöyle karıştıracağım. Kabımın içerisine alıyorum. Göz çevresinde kullanacağımız için zaten çok fazla kullanmıyoruz. Benim bu yaptığım kür 1 hafta 2 hafta kadar kullanma sıklığınıza göre yetiyor. Eğer ki sizler sürekli devamında kullanmak istiyorsanız tazeleyerek aynı işlemi yapın. Ben de o tarz kürlerimde her zaman için tazelemenin daha iyi sonuç verdiğini düşünüyorum. O yüzden azar azar yapıp taze taze kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Hani yapalım şöyle bir ay kadar buzdolabında kalsın açıkça söylemek gerekirse tamam. Akla güzel geliyor. Çalışanlar için özellikle çok pratik ama işlev konusunda bence birazcık besin değerlerinde bir kayıp oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun içerisine şöyle çay kaşığımla birlikte bebe yağımı 1 2 3 kaşık kadar arkadaşlar bebe yağımı ilave ediyorum. Ve bunu şöyle güzelce iyice krem haline gelene kadar karıştıracağım. Şöyle. Şu anda benim için kıvamı gerçekten güzel. Dediğim gibi ben bunu böyle birkaç gecelik yapıyorum. Her seferinde de çok pratik zaten. Elinizin altında olan şeyler daha öncesinde bir ön hazırlık gerektirmediği için sizler de bence taze taze yapıp kullanırsanız çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz.
Bunu sürdüğünüz zaman gerçekten insanlar şöyle düşünüyor, yani bir 10 gün kadar kullanın ve kaşlarınızdaki o gerilimi hissedeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir şey de kaşları kaldırıp daha böyle şekilli olmasını sağlıyor. Göz kapanma bütün düşüklüğünü anına geçiren mükemmel bir krem oluyor arkadaşlar. Bunu tabii ki de öncesinde şöyle bileğinizin üzerine lütfen bir deneyin arkadaşlar. Eğer ki bunların içerisindekilerden herhangi birine alerjiniz varsa lütfen bunu uygulamayınız. Alerjiniz olmadığı takdirde güvenli bir şekilde bu kremimi kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar yine göz çevresinde açık yaraları bulunan kişilerin bunu kullanırken çok dikkatli olmasını istiyorum. Ne kadar çok un haline getirsem de minik minik granüller şekilde illa Nescafem kalıyor. O yüzden bunu çok fazla gözünüzün kirpik diplerine getirmeden şöyle birazcık daha gözünüzün orta kısmına ve kaşlarınıza doğru sürerseniz çok daha güzel bir şekilde sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.